Evet sevgili Championship Manager sevenler, 20. bölüme geldik nihayet sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Can Baba önderliğinde 27 Nisan 2002 tarihindeyiz. Ligde şampiyonluğumuzu garantilemiştik. Hatırlamak gerekirse Diyarbakırspor 3-1 yendik, şampiyonluğu garantiledik. Ve Liverpool karşısında tarih yazmıştık arkadaşlar. İlk maçı 1-0 kaybetmiş. Özür diliyorum, ilk maçı 1-0 kazanıp ikinci maçı 1-0 kaybettik gördüğünüz gibi Anfield'da ve penaltılarda. Kaç kaçlık skor? 3-2'lik skorla adımızı finale yazdırdık. Yarı finale yazdırdık arkadaşlar. Ve oyunun efsane takımı Roma ile eşleştik. Cafu'nun sakatlığı şansımız. 3 ay sakatlanmış Cafu. Ağır bir sakatlık geçirmiş. Cafu'nun sakatlığı şansımız arkadaşlar. Yani kadroyu görüyorsunuz zaten. Poborski'yi de almışlar. Sanki kadro yetmiyormuş gibi. Bir de Poborski gelmiş. Evet, oyunun en güçlü takımıyla oynayacağız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman oynayacağız. Vallahi düşündüm ettim. Topun arkasına adam koyacağım arkadaşlar. Önce bir böyle başlayacağım. Kontra atak. Bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Malum Roma deplasmanı. Ki ben bunu topun arkasına adam koymayı yani 3-4 takıma falan anca yaparım yani. 3-4 takıma karşı anca yaparım arkadaşlar. Kadroyu kuralım. Chiotis. Sakatlarımız döndü. Yani çok bu sevindiriyor beni. West, Alpay, Kufre. Eski takımına karşı oynayacak Kufre. Hakan Ünsal, Ergün'ü mü koysak? Hangisi daha iyi durumda? Hakan Ünsal herhalde daha iyi durumda. Evet, Hakan Ünsal'la başlayalım. Cicu, yine eski takımına karşı oynayacak. Suat Kaya, Ayhan Bakırcıoğlu, Ümit Serkan. Böyle çıkacağız arkadaşlar. Kerem Emrah. Kim alalım? Ergün alalım. Bülent tabii ki. Sergen Yalçın. Tuncay Hasan Şaş arkadaşlar bu şekilde. Umarım kararımız doğrudur arkadaşlar. Topun arkasında adam bırakmak mı, bırakmamak mı? Ya çok düşündüm bunu. Bırakmaya karar verdim çünkü ilk maç Roma Olimpiyat Stadı'nda ve biz bulacağımız bir gole bakıyoruz yani, öyle diyeyim size. Bir deplasman golü bulmalıyız. Bu şekilde oynayacağız. Rakibi üstümüze çekip hatta kontratak bile yapabiliriz ya. Hızlı adamlarımız var. Niye yapmayalım ki? Kontra da yapacağım. Ha, kontra açıkmış zaten arkadaşlar. Offside trap yok. Pres tabii ki yapacağız alan daraltıp. Evet, lig maçları oynanmaya devam ediyor. 28 Nisan oldu. Altlara Belçika Ligi, Brezilya Ligi. Bir dolu maç oynanıyor. Lig, kupa karışık. Ama da lig varmış ya, Brezilya'da Danimarka Ligleri oynanıyor arkadaşlar. Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda. Alt ligler. C1 kategorisi, Japonya, Portekiz. Ne ararsanız var. Rusya, İspanya. İspanya alt ligleri arkadaşlar. Altın da alt ligleri. İsveç, Türkiye alt ligleri. Evet. Beşiktaş 3-1 kazanmış. Artık lig bitmişti zaten. İkincilik yarışı var. Göztepe yenilmiş. İkincilik yarışında yer aldılar. Fenerbahçe yenerse ikinciliği sanırım alacak. Yanılmıyorsam. Sevgili gençler. Aslında şu anda bile kariyer başında hedeflediğimiz yere ulaştık. Çeyrek final demiştik. Yarı finale kaldık. Roma'ya karşı işimiz zor. Çavyer'i bir izletelim demiştik. Neyse, gerek kalmadı zaten. Porto ile anlaşmış Çavyer. Gerek yok zaten bizim almamıza arkadaşlar. Yani oldukça iyi rotasyonumuz var zaten. Defans olarak, defansı ön libero olarak sevgili gençler. Evet, Mayıs'a giriş yapmak üzereyiz. 1 Mayıs'ta da zaten maçımız var. Roma deplasmanı Olimpiyat Stadı'nda. Bakalım yani bir deplasman golü bulabilecek miyiz? Ya biraz pusu taktiği yapacağız adeta. Normal mentalite, hücumu çok düşünmeyip öncelikle uzun direkt paslar, direkt toplar, kontra atak. Topun arkasına adam ve kontra atak arkadaşlar. Çünkü hızlı adamlarımız var yani. Bakırcıoğlu gibi, Ümit Karan gibi. Arsenal'da Lazio ile oynuyor. Şevşenko şimdi artık kaçıncı övülüşü ben unuttum. Şevşenko'nu sürekli övüyorlar. Kondisyonlarımız iyi durumda. Tuncay %96 oynar. Frikikçiler falan tamam. Serkan'la Cicu, ikisi de oynuyor zaten. Kaptan kim? Tamam, kaptan Cicu kalsın arkadaşlar. Çünkü şeyi yüksek Cicu'nun. Cicu'nun influence'u yüksek arkadaşlar. Söz geçirme biliyorsunuz 16. Ümit Karan'ın 8'miş. Neyse böyle çıkalım diyeceğim ama Suat'ın da 13. Cicu olsun arkadaşlar. Evet. Aa, morallere bakalım. Moralleri unutuyorduk ya. Önemli moraller. İyi, sıkıntı yok. Hakan Ünsal iyi. West çok iyi. Kufre çok iyi. Alpay çok iyi. Yapma Bakırcıoğlu, sen niye okey ya? Neyse, Suat'ın süpermiş. Ümit Karan çok iyi. Serkan Aykut çok iyi. Ayhan iyi. İyi, morallerimiz iyi durumda. Tuncay'ın iyiymiş. Sergen'in çok iyiymiş. Bülent'in iyiymiş. Ergün'ün nasılmış arkadaşlar? İyiymiş. Tamam. Hasan'ın okeymiş. Çıkalım arkadaşlar. Evet. Kader maçımıza çıkıyoruz. Roma Galatasaray. Tarih 1 Mayıs. Kuru bir hava, 20 derece. Hakem Öjeni Abrosimo. Herhalde buz olsa gerek. Tam bilmiyorum. Roma. Delvecchio, Tomassi, Emerson, Totti, Batistuta, Montella. Efsane bir kadro var. Kandela niye oynamıyor? Kandela da yok, Allah Allah. Enteresan. Yani bunların beklerini Kandela ile Cafu genelde şey yapar. Parsellerler yani. Kandela sakat. Kandela da sakat şansımız arkadaşlar. 10 gün sakatlanmış antrenmanda. Bekler yok. Bekler yok arkadaşlar. Nasıl oynuyorlar ona bakmadık. Tabii ki de atak oynuyorlar. Direkt pas yapıyorlar. Pres yapıyorlar. Biz de madem pres yapmayız. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, dev maç başlıyor. Haydi bakalım, bir deplasman golü bulsak ya. Bir deplasman golü bulsak ya arkadaşlar. Roma friki kazandı. Montella, Totti maalesef top ağlarımızda. Maalesef. Erken yedik golü. Atak ve direkt oynamaya devam ediyorlar. Alpay sarı kart. Tomassi kaçırdı. Delvecchio çok etkililer. Atak, direkt pres. Ama bizim bir şeyler değiştirmemiz lazım. Böyle olmayacak ya. Cık. Tutmadı taktik arkadaşlar. Tutmadı. Topun arkasına adamları çektim arkadaşlar. Ümit Karan dışarı attı. İyi pozisyona git. Oo, 5 dakika uzatma, ne olduysa maçta. Sakatlık falan mı çıktı acaba? Haydi çocuklar be. Batistuta, ne adamlar var ya. Evet, ilk yarı yani onların bariz üstünlüğüyle maalesef. Totti'nin golüyle Roma efsanesi Totti 80.420 kişi maçı izliyor. Totti'nin golüyle 1-0 önde girdiler soyunma odasına. Ayhan falan 5 oynuyor. Arkadaşlar şu Tuncay'ı mı alsak, Sergen'i var. Sergen'i bir alalım bakalım ya. Fark yaratacak adamları almak lazım artık. Ümit de Serkan da yer değiştirsin arkadaşlar. Ümit ileri koşular yapsın. Serkan Aykut topla koşsun. İleri koşu yapmasın her zaman. Sarı kartlarımız var. Dikkat edeceklerdir. Hakan Ünsal 6 oynuyor. Neyse, şimdilik bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Onlar ne yaptılar? Dakika 50 oldu. Free kick. Biz kazandık galiba free kick. Direkt ve pres yapıyorlar. Ofansif'den normal çektiler. Sergen çizgiden çıkardılar arkadaşlar. Çizgiden çıkardılar. İnanamıyorum ya. Batistuta dışarı attı. Topumuz çizgiden çıktı arkadaşlar. Ah ah ah. Montella 2-0. Maalesef. Montella'nın golüyle 2-0 geriye düşüyoruz. West'in sarısı var. Şurada bir gol bulsak. Ali Samya'da biz bunları boğarız arkadaşlar. Ama bir gol bulmamız lazım. Daha fazla yemeden. Hakan fena oynamıyor. Hücuma çıksak mı ya? Çıkacağım be hücuma. Olimpiyat stadında fantastik bir karar veriyorum. Ah, penaltıda kazandılar. Of. Maalesef 3-0. Sanırım buraya kadarmış arkadaşlar maceramız. Ümit hala 5 oynadı. Ümit'ten ne yapsın ki yani? Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Sergen bir gol atsak belki umutlarımızı koruyacağız ama zor yine de ya. Haydi be. Sergen dışarıya. Yeter lan. Saldıracağım. Saldıracağım. Atak, direkt pas. Ümit niye 5 oynuyor? Ümit. Sok Hasan ya. Hasan Şaş girdi arkadaşlar. Sergen 6 oynuyor. Oo, kaleci ne yaptın sen ya? İlk defa böyle kötü oynadığını görürüm ben de kalecinin. Bu saatten sonra zaten 88 olmuş. Elimizden bir şey gelir mi bilmiyorum ama şöyle bir şeyler yapalım bari. Bakırcıoğlu. Şimdi Alpay bir de bize trip atar. Bir de triple uğraşmayalım Alpay'ın. Kufre West. Kufre çıksın şöyle. Kufre'yi de oyundan aldık. Tuncay'ı alacağız Kufre'nin arkadaşlar. Evet. Tuncay Bakırcıoğlu'na benzedim. Forward back no no yes. Forward back no no yes. Değil mi? Doğru yaptık. Şurada yes. No no yes no nam. No no yes no nam. Tam zaten böyle olacak. Evet. Taktiklerimize bakalım. Evet. 3-0 gerideyiz maalesef. Pareta atamadık deplasman golünü. Maalesef arkadaşlar 3-0 kaybediyoruz Roma'ya. Öbür maçta beraber bitmiş. Roma fazla güçlü geldi arkadaşlar. 3-0. Zor yani Ali Sami Yen'de. Müthiş bir taraftar baskısı olacaktır. Muhakkak ama. Ya bir gol bile yesek 5 tane gol lazım. Ama inancımız tam tabii ki. Bakalım. Cehenneme çevireceğiz yani Ali Sami Yen'i. 3-0 kaybettik. Bir gol atsaydık. 3-1 olsaydı vallahi yine iyi olurdu bence. Topun arkasına adam taktiğimiz aslında normal bir şey yaptım yani. Mantıklı bir şey yaptım ama. Evet. 1 Mayıs 2002. 3-0 kaybediyoruz maalesef. Evet. George Popescu. Arsenal maçındaki efsane penaltı. Kopenhag'da 17 Mayıs 2000 bir tarih yazılmıştı. Sevgili gençler, biz de yarı finalde herhalde artık elendik gibi. Umudumuzu kesmiyoruz ama rakip Roma olunca. Evet, yine çok bekletti ya. 3 Mayıs. Heh, Fener Beşiktaş derbisi. Roy Keane en iyi İrlandalı oyuncu seçilmiş. Robbie Keane ikinci olmuş. Yönetim çok memnun. Her zamanki gibi. Adam transfer oldu. Daha yeni izliyorlar. Çavyar'ı. Niye bu penaltıcılarda kaldı ya? Heh. İstanbulspor. Evimizde oynuyoruz. Ofansif. Bu şekilde. Şunlar yok zaten. Evet. Chiotis'in morali bozuldu. Chiotis'i bir morallendirmek lazım arkadaşlar. Chiotis. Tabi adamları da dinlendirmek lazım ya. Bu maç şeyi falan oynatalım ya madem. Emre Aşık oynasın. Emre Aşık. Bülent. Başka kim olsun? Kufre olsun. İlerleyen dakikalarda çıkarız oyundan. Suat. Yorulacak adamları oynatmamaya çalışıyorum. Sergen'e moral az ya. Sergen'e oynatayım da moral bulsun biraz. Sergen. İlerleyen dakikalarda çıkarız. Bakırcıoğlu dinlenmesi gerekiyor. Morali okey. Evet. Kim oynayabilir? Hasan Şaş olsun arkadaşlar sağ kanatta. Ayhan kart görürse Ankara Gücü'ne karşı oynayamaz. Önemli değil. Şey olsun. Ayhan'ın morali okey ya. Yükseltmek lazım. Yok. Altıntop Tuncay. Evet. Ümit Serkan. Kerem. Emrah, Ergün olsun. Alpay, Bakırcıoğlu olsun. Faruk oynatalım. Daha Sankabze. Tamam böyle çıkacağız ya maça. Evet arkadaşlar. İstanbulspor karşısına biraz yedek bir kadroyla çıkacağız. Derbi berabere bitmiş. Yusuf Şimşek ve Tunç'un karşılıklı golleri. Saraçoğlu'nda 31.960 sayıcı. 3 Mayıs oldu takvimler. Samsun Trabzon oynuyor. 4 Mayıs. O da beraber bitti. Birbirine abone oldular takımlar. Biz de kalmayalım da birbir. Arsenal de aslında evinde gol atamadı, gol diyemedi. O maçta, o tur da çok ortada gidiyor. Evet, Galatasaray İstanbulspor'la oynuyoruz. Daha her şey tamam. Bülent kaptan. Bakalım İstanbulspor nasıl oynuyor. Etkili başladık. Kısa pas ve topun arkasına adam bırakıyorlar. Hamit Altıntop ilk golünü attı. Galatasaray kariyerindeki sevgili arkadaşlar. Slavkov'dan harika bir kurtarış geldi. Altıntop fena valla. 8 oynuyor. Bir de gol kaçırdı. Serkan Aykut'u böyle dışarı gitti. Suat Tuncay penaltı itirazlarımız kabul edilmedi. Tuncay kaleci çıkardı. Hamit maşallah ikinci golünü attı. Oo, Saydu. Halim Saydu. Hatırlarsınız bu adamı da. Galatasaray'a gelmişti sonraki yıllarda. Serkan Aykut da 3. golü buluyoruz. Gayet rahat bir maç. Evet, Ümit kaçırdı. Atamadık. Evet. Eğlenceli bir maç oluyor. 3-2. Şimdi yorulanları biraz çıkarsak mı? Chiotis niye böyle sen kötü oynamaya başladın ya? Ah Chiotis ah. Serkan. Faruk falan alacağım ya. Hasan iyi oynuyor ama. Ümit de biraz moral vermiştir. Şöyle yapacağım. Hasan'ı şuraya alalım. Faruk, Serkan'ı yerine alacağım. Oynatalım biraz bunları da. Yanlış yaptık ya. Hasan forvete, Faruk Serkan'ı yerine. Evet. Faruk kanada geçti. Yani kondisyonlara bakalım da. Dinlendirmemiz gereken adamlar. Tuncay da yoruluyordu. Neyse oynasın biraz daha. Devam edelim böyle. 3-2 öndeyiz. 3-3 oldu. Biz de tabi biraz pek önemsemiyoruz maçı. Onun da etkisi çok büyük. Akıllar Roma maçında. Bence yine kazanacağız bu maçı ya. Gol diğerlüsü de olsa. Sergen kaleci nefis kurtardı. 8 oynuyor kalecileri. Bizim Chiotis biraz saçmalamaya başladı ya. Buraya kadar iyi gelen Chiotis saçmalamaya başladı arkadaşlar. Sergen 7 oynuyor. Ya artık adamları çıkaralım bizim için. Yani Roma maçı daha önemli zaten. Şampiyonluğu garantilemişiz. Tuncay çıksın da. Bakırcıoğlu da biraz moral alsın diye alıyorum arkadaşlar. Morallensin biraz. Evet. Ne oldu? Bülent sakatlandı. Hay Allah. Ne oldu? Maç bitmiş bu arada ya. Hiç haberimiz yok. Direkt artık. Maç bitmeseydi biraz ayağa çekerdik ama. Birdenbire maç bitti. Evet. 3-3 beraber kalıyoruz arkadaşlar. İstanbulspor'la. Bülent 3 hafta yok. O 5-5'lik beraberlik 2. ligin rekoru olmuş. Takımı temizleyelim. Şimdi kuralım. Chiotis morali az maalesef. Şans işte ya. West, Alpay, Kufre, Suat, Sergen. En güçlü kadromuzu kuracağız. Sergen Bakırcıoğlu. Evet. Sergen Bakırcıoğlu. Ayhan Tuncay. Ümit Serkan. Güveniyorum çocuklar size. Kerem Emrah, Hakan Ünsal olsun. Aa, Cicu'yu almadık ya. Cicu'yu alalım arkadaşlar Suat'ın yerine. Cicu. O Suat'ın oraya süper. Neyse Cicu oynasın. Suat yedek. Altıntop, Hasan Şaş, Hasan Kabze. Böyle çıkacağız arkadaşlar. Atak, kısa pas, topa sert pres. Her şeye rağmen ben size güveniyorum. Ben size güveniyorum gençler. Elenirseniz de canınız sağ olsun. Yani buraya kadar geldik zaten, yarı finale kadar. Bülent sakat. Çok önemli değil. Bülent'in sakatlığı. Oo. Şüphe yaran ne bu? Japon, Kore takımı falan herhalde ya. Aa, Fransa takımıymış ya. Jugenon diye görünce. Ben de söylentileri onayladım arkadaşlar. 575 bine gidebilir. Robert Şüpheyer. Evet. 6 Mayıs oldu. Böyle bir atmosfer bekliyorum arkadaşlar Roma maçında. Bu atmosferi yaşamamız lazım. Bu atmosferi yaşayacağız. İşte o kadar. İşte o kadar. 3-0 yenilmişiz. Kaybedecek bir şey yok. Gökdeniz kabul edilmedi. Bir şeyler daha önerelim şöyle. Kemal de reddedilmiş. Bir daha teklif yapalım. Devam edelim. Geliyor maç zaten. 7 Mayıs. Arkada Süper Kupa seremonisi bize güç versin. Arkadaki kapak bize güç versin arkadaşlar. Evet, heyecan artıyor. Roma maçı yaklaştıkça Ali Samiyen cehenneme dönmeli arkadaşlar. Lazio'da Arsenal'le oynuyor. Burası cehenneme dönecek. Başka çaresi yok bu işin. Bu işin başka çaresi yok. Chiotis ne kaptan oldu ki ya? Kaptan Cicu. Chiotis iyi. Morali okey çıkmış en azından. Bakıcı niye morali veriliyor ya? Allah Allah. Çıkın abi. Cık. Roma. Adamlar Roma abi. Adamlar Roma, yapacak bir şey yok. Başladık arkadaşlar. Haydi bir erken gol. Tuncay Şanlı. 1-0 öndeyiz. Bir defansa falan çekilmişler bunlar da. Allah Allah. Topun arkasına adam koyuyorlar. Tuncay 2-0. Ne oluyor? 2-0 oldu arkadaşlar. Mucizeyi gerçekleştirebilir miyiz? Ali Samiye ruhu. Vallahi 2-0 oldu ya. Haydi çocuk. Ah yemeyin be. Yapmayın ya. Zako sakatlandı. Beşiktaş'a gelmişti. Oradan hatırlarsınız. Şu gol olmadı ya. Şu gol olmadı ya. Cık. Her şey güzel gidiyordu ha. 3-1 haydi çocuklar be. 4 dakika uzatma. Montella sarı kart. 0-2 barajdan döndü. Cık. Ah şu golü yemeyecektik ya. Şu golü yemeseydik. 2-1 yani çok zor ya. 3 tane gol atmamız lazım. Gol yemeden. Free kick. Yapma Bakırcıoğlu ya. Cık. Of, bu kadar önemli bir maçta nasıl yaparsın yani? Niye moralim bozuk ki? Hiç iyi olmadı işte. Niye moralim bozuk anlamıyorum ki yani. Cık. En lazım adamlardan birisin bize yani. Cık. Devam edeceğiz, ne yapalım? En iyi kaldığımızda çıkmışız zaten yani. Ümit Karan atamadık. Tuncay kaleci çıktı. Tuncay nefis oynuyor be. Kaç oynuyor Tuncay? 8 oynuyor. Ah ah bir atamadık ya. Cık. Hadi çocuklar, hiçbir şey bitmedi daha. Tomasi 71 oldu maalesef. Ayhan sarı kart gördü. Bakırcıoğlu ayak kırıklığını uğrattı. Şöyle bir şeyler mi yapsak? Şöyle yapalım. Kondisyonlar ne alemde? Kondisyonlar iyi. Alpay 6, Cicu 6. Arka planı göremiyorum ki. Heh. Hasan Şaş, Hasan Kabze. Suat bir girsin oyuna ya bakalım. İlk değişiklik. Bakırcıoğlu'dan bu saatten sonra şey gelir mi diyeceğim ama. 74 dakika. Maalesef 2-2. Kaybedecek bir şey kalmadı. Elendik. Çıksın Bakırcıoğlu ya. Yani niye böyle yaptı anlamadım yani hakikaten. Galiba West. Alpay 6. Gol ama çok geç kaldık. Hasan Şaş girdi. Hasan Şaş attı arkadaşlar. 3-2 oldu ama çok geç kaldık maalesef. Roma'yı yeniyoruz ama eleniyoruz. Büyük ihtimalle. Bir oyuncu daha değiştirebiliriz ama kimi alacağız ki? Zaten en iyi kaldığımıza çıkmışız ya. 87 oldu maalesef. 4 dakika uzatma. Evet, 3-2 kazanarak eleniyoruz arkadaşlar maalesef. 3-0 kaybettik Olimpiyat Stadı'nda. Bakırcıoğlu beni ayak kırıklığına uğrattı. Yani niye böyle sen moralim bozuk 5 oynadın, bu kadar önemli bir maç. Bir nebze daha baskın oynamışız. 3-0 eleniyoruz arkadaşlar. Sağlık olsun. Lazio Roma. Zaten genelde böyle oluyor arkadaşlar. Oyunun müdavimleri bilirler. Roma ile Lazio götürüyorlar işi. Evet. Süremize bakalım. Sezonu tamamlarız herhalde. Ya sezonu hızlı bir şekilde tamamlayalım arkadaşlar. İlk sezonun son videosu bu olsun. 20 bölümde bitsin. Ankara Gücü deplasmanı, bari ligi namalip tamamlayalım. Evet böyle zaten. Ha, pasta direkt. Pasta direkt. Evet. Kupayı da almamız lazım tabi. Ondan sonra kupa maçı var. Ankara Gücü ile arka arkaya gelmiş tesadüfen. Chiotis. Kuralım ya. Klasik takımımızda zaten 3 tane maç kaldı. West, Alpay, Kufre. Hakan Ünsal 7 oynamış. Ergün nerede? Ergün oynasın. Ergün. Cicu. Suat Kaya. Ah Bakırcıoğlu ah. Dinlen, seni oynatmayacağım. Sezonun geri kalanında. Ayhan'ın sarısı var. Sergen Ayhan mı yapalım? Tamam Sergen. Yo Sergen Tuncay olsun. Ümit Serkan evet. Kerem. Kanat arkası formasyona göre çıktığımıza göre Emrah. Hakan Ünsal. Emre. Faruk. Emre, Hakan Ünsal, Emre, Faruk. Hamit'le Hasan Kabzı yapacağım ya. Evet böyle oynayacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Süremiz 3 maça yeter mi diye bakıyorum ama hızlı gidersek yeter. 2 lig maçı, bir kupa maçı kaldı. Kupayı da kazanıp ligi namağlup kapatmak istiyoruz en azından. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldik. Roma fazla geldi. Evimizde iyiydik de işte o ilk golü yemeseydik Emerson'dan 2-0 öne geçmiştik ya. Cık. Ya da Roma'da bir gol atsaydık işte. O kadar önemliydi ki o bir gol Roma'da. Yani Bakırcıoğlu'nun moralsiz olması da ne diyeyim yani. Maalesef. 9 Mayıs. Haydi bitsin şu lig artık. İlk sezon bitsin arkadaşlar. 10 Mayıs oldu. Of. Roma Lazio finali, bakalım ne olacak. Montella mı Crespo mu? Bülent sakat sadece. Ayhan Sarıkart sınırı önemli değil. Berkant Göktan. Berkant'ı da oynatalım ya son maçta en azından. Berkant'ı oynatacağım arkadaşlar. Gençler programından çıkaralım biraz, dinlendirelim. Kendisine gelsin son maça kadar. Onu keşke yapsaydık az önce. Yine bir dolu maç oynanıyor bu arada. Evet. Haydi. 11 Mayıs'ta kaldık ya. Hasan Şaş'ın eşliğinde kaldık burada. Hasan da niye beni kadroya almadığını diyor herhalde arkadan. Hemen çıkmış. Evet, nihayet. Şu şeyi ayarlayalım. Neredesin sen? Berkant dinlensin. Berkant dinlensin, sonra şeyi alacağım Berkant'ı. Forvetlerle antrenmanı çıkaracağım. Tuncay'ın dinlenmesi gerekiyor mu? Yok. Haydi bakalım. Evet, Ankara Gücü deplasmanı, hemen bakalım nasıl oynuyorlar. Direkt pas, pres yapıyorlar. Başlayalım. Bir ayağa çektiler mi? Atak, direkt pres yapıyorlar. Etkili geldiler. Şu şeyi kapatalım ya. Presi kapatalım madem. Evet. Agustin dışarı attı. Daha etkililer. Biz biraz tatil havasına girdi artık herhalde. Vallahi etkili oynuyorlar ya. Sapas yapalım. Pres yapmayacağım. Kondisyonlar da iyi durumda aslında ama. Haydi gol. Tuncay atamadı. Top ağlarımızda Burak attı. 3 dakika uzatma. Nasıl oynuyor bunlar? Direkt. Normale çektiler gol atınca. Sergen kaçırdı. Direkt pas, pres yapıyorlar. Namalip kapatalım ligi ya, buraya kadar geldik. Arkadaşlar. Ama sizler nereden çıktınız ya? Penaltı takers'ı. Tam sırasıydı. Hakan Ünsal giriyor. Ergün altı oynuyor. Sarı kartı var. Sergen diye bir oynuyor ya. Çıkın ileri. Bakırcıoğlu'nu almadık kadroya zaten. Dinlensin. Ümit Serkan. Yer değiştirsinler. Serkan topla koşsun. Ümit Karan ileri koşular yapsın. Klasik artık ezberlediniz siz de. Hücuma çıkalım. Evet arkadaşlar. Kontrol yapabilir bunlar. Kırıcı tabi. Yok, direkt ve hala presse devam ediyorlar. Ümit Karan kaçırdı. Hadi ya, bir gol. Suat ve gol. 1-1 oldu. Galatasaray'ın emektar ismi. Onlar da atağa çıktılar. Böyle olunca. Tuncay kaçırdı. Tuncay çok etkili oynuyor ya. 7 olmasına rağmen her pozisyonda var. Sergen niye böyle kötü? Pozisyonlar idare eder arkadaşlar. Devam. Niyazi'nin volesi kalecimizde kaldı. Direkt pres yapmaya devam ediyorlar. Serkan Aykut ve gol. 2-1 oldu. İşte bu. Serkan Aykut 2-1 öndeyiz. Yerlerini değiştirdim. Bir şey yaradı arkadaşlar Ümit Karan'la Serkan'ı. Direkt pres yapıyorlar. Dakika 77 oldu. Sergen çok çıkmasın. Tuncay çıksın. Başka ne yapabiliriz ki? Team instructions. Normal direkt yapalım. Ya da yok. Ofansif devam edelim. Komisyonlar Tuncay yorulmuş. Ama değişiklik yapmayacağım. Hamit falan da var ama. Devam edelim. Cicu sarı kart gördü. 80 oldu dakikalar. Çok gollü bir maç. Sergen'e mi ileri atsak? Sergen Yalçın ileri atıyorum arkadaşlar. Maçı kazanmak istediğimden dolayı. Oyuncu değişikliği yapabilir miyiz? Tuncay 7. Serkan, Ümit Karan. Devam. 85 oldu. Kufre atıldı. Helal olsun sana. Kufre atılıyor arkadaşlar. 10 kişi kaldık. Çıkın. Çıkın bakalım. Komisyonlar. Tuncay 77 düşmüş. Cicu. Hasan Emrah. 3 dakika uzatma. Hohoho. Serkan Aykut. 3-2. Serkan Aykut 3-2 öndeyiz. Evet. Laf olsun, bir değişiklik yapalım. Kim çıksın? Hasan Kabze oyuna giriyor arkadaşlar. Genç yeteneğimiz. Serkan'a da ileri koşular verelim. Normal oynayalım. Uzun pas yapalım artık. Kontratak yapalım. Preste. Yok, prese ne gerek var? Pres yok. Kontratak yapıyoruz. Evet. Evet. 3-2 kazanıyoruz arkadaşlar. Eğlenceli bir maç oldu. Büyük ihtimalle de namalip bitirdik ligi arkadaşlar. Cicu 4 sarı karttan dolayı bir maç ceza aldı. Kufre ne yapmış Kufre? Bir bakalım. Maç raporundan. Şeye vurmuşum. Ne itiraz edeceğim? Hatta ben ceza vereceğim sıra. Discipline player. Maçta atılmasından dolayı Kufre de kabul etti zaten. 7 naneyi biliyor. O Mustafa Denizli yine ultimatom 7. Yönetim ultimatom verdi. Mustafa Denizli sezon sonu kovulur. O Ankara Gücü kupa maçımız var. Nerede? Nerede? Yeri yazmıyor. Tarafsız sahada olacağı için böyle çıkalım. Kuralım kadroyu zaten 3 gün sonra. Süreye bakalım. Yetiştirmeye çalışıyorum işte ama bu video biraz daha 50 dakika civarı sürebilir. Çünkü sezonu bitirmek istiyorum. Chiotis. Hemen kuralım arkadaşlar. West. Alpay, Kufre. Kufre'yi tabi kupa cezası etkilemiyor. En iyi kadromuzu kuralım. Bu kupayı da almak istiyorum. Cicu. Dinlendin mi Bakırcıoğlu? Bakırcıoğlu dinlendin mi? Berkant 139 ya. Adam ölmüş ya. Allah Allah. Kendine gel de oynatacağım seni son maç hadi. Son maç ne zaman? 4 gün sonra. Yetişebilir mi bilmiyorum. Bakırcıoğlu, Sergen. Ayhan, Tuncay. Ümit Serkan. Kurduk kadromuzu. Kerem. Kim alalım? Emrah. Ergün'ü alalım. Ergün olsun. Ergün. Emre, Suat. Hasan Şaş, Hasan Kabzi olsun arkadaşlar. Evet. Haydi ilerleyelim. Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek istiyoruz. 12 Mayıs. Artık sezon sonu 2 maç kaldı. Büyük Kaptan Bülent Korkmaz eşliğinde. 12 Mayıs'ı da arkamızda bırakacağız. Osman'dan 4 tane adamla anlaştık biliyorsunuz yaz döneminde. Yine bir dolu maç oynanıyor. Finlandiya Ligi vesaire. Sevgili gençler. Haydi ama çok bir saate yaklaşmadan son videomuzu da paylaşmak istiyorum. Bundan sonrasını talep üzerine yapacağım arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hayda Tuncay. Suratından sakatlandı. Zaten Tuncay da Of, Kufre 6 maç cezayı yedi. Bravo sana. Tuncay yok. Tam da oynatacaktık adamı ya. Cık. Kim oynar ki orada? O zaman Hasan'ı göbeğe alıp Bakırcıoğlu'nu buraya alalım. Hamit de yedek. Evet. Kufre 5 maç yok. Öbür sezonun ilk 5 maçında yok. Neyse zaten Tolga falan gelecek. Tolga Doğantes. Evet, Mehmet Bölükbaşı geri döndü arkadaşlar. Şöyle alalım da as takıma. Evet. Devam edelim. Galatasaray Ankara Gücü. İnönü'de oynanıyormuş. Türkiye Kupası final maçı. Kondisyonu böyle bitik durumda olan var mı ona bakıyorum. Exhausted, çok yorgun, burnundan soluyan var mı? Evet. Nasıl oynadılar? Daha 3 gün önce karşılaştık. Yine direkt oynadılar. Biz de pres yapmayalım o zaman. Maç başlıyor arkadaşlar. Şu kupayı da almak istiyoruz. West daha sarı kart gördü. Bismillah. Hücum oynuyorlar. Biz de hücum oynuyoruz. Yani gollü bir maç olacak yine. İlk golü biz atmamız dileğiyle. Etkile başladılar ya. Ümit Karan ve gol. Ümit Karan. Ümit Karan'ın golüyle 1-0 öndeyiz sevgili gençler. Sergen Yalçın 2-0. 10. golü Sergen'in. Serkan pozisyona girmek istedi, giremedi. Erken goller yediler. Onlar ne yaptılar bakalım. Atak direkt ve pres yapmaya devam ediyorlar. Ümit Karan bu sefer kaçırdı. Çok şanssız bir şekilde kaçırdı. Bir de kafa vuruşunu atamadı akabinde. Evet, Kufre süper gidiyor. Önce 6 maç cezaya, sonra kendi kalene gol at. Ankara Gücü adamın kabusu oldu arkadaşlar. Evet, dediğim gibi halı saha maçı havasında devam ediyoruz. Bu Chiotis'e ne oldu böyle ya? 8 oynuyor maç ama. Ümit Karan kaleci nefis kurtardı Majdan. Onların kalecisi Allah Allah, nasıl onlar 5 oynar ya, ne saçma. Bizimki 7 oynuyor. 2 gol yemişiz. Bakırcıoğlu atamadık. Haydi be, soyunma odasına önde girelim. Olmayacak herhalde. Ah be, Hakan Ümit Karan da atamadı. İsimler karışıyor. Yani çok daha baskılıyız, kazanmamız lazım. Hasan Şaş 6 oynuyor. Neden acaba? Gelecektir kendisine ya, güveniyorum. Kondisyonlarda sıkıntı yok. Devam edelim. Eğlenceli bir maç oluyor. Onlar bir ayağa çektiler. Defansif oynayıp herhalde hızlı hücumlarla bize vuracaklar. Ayhan çok kötü bir kafa vuruşu yaptı. Haydi be, öne geçelim ya. Ümit Karan dışarıya. Arkadaşlar. Evet. Hasan Şaş 7'ye çıkarmış. Serkan Aykut. Ne yapsak? Devam edelim. 74 oyuncu değiştirdiler. Ümit Karan atamadı. Atak direkt ve pres yapıyorlar. Serkan kaçırdı. Dakika 81. Son anlar. Hadi uzatmaya kalmasın şu iş. Devam ediyoruz aynı şekilde. Buna pres yapıyorlar mı hala? Şey, direkt pas yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Serkan 79'a düşmüş ama çıkmaz yani. Hasan Şaş. Devam. Alpay sarı kart gördü. Haydi be, atın ya. Ümit Serkan. Ümit dışarı attı. Kaleciler 9 oynuyor arkadaşlar. Evet, riskleri alırız biz de. Kırcıoğlu'nu en sevdiği yere koyalım arkadaşlar. Hasan Şaş dışında herkes 8 oynuyor. Devam. 2 dakika uzatma. Haydi, 90 dakikanın sonuna geldik. Uzatmalar oynanacak. Dakika 93. Penaltı verilmedi. Penaltı. Serkan Aykut. Evet, 6 golle Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz. Serkan Aykut'un golü. Ümit Karan'ı ayarlamıştım ben penaltıcı olarak ama Serkan attı. Neyse, her neyse gol oldu. Best. Adına besteler yaktığımız Ümit Karan, canın sağ olsun, sen de ilk gol attın sonuç olarak. Serkan Aykut'un penaltı golü. O zamanlar altın gol kuralı vardı arkadaşlar, hatırlayanlar olacaktır. 3-2 kazanıyoruz. Gayet eğlenceli bir maç. 3-2 ligde de kazandık 3-2 değil mi? Evet. Türkiye Kupası'nı alıyoruz Süper Lig'in ardından. Milan UEFA Kupası'nı kazanmış. Fatih Hoca, Fatih Terim bir UEFA Kupası daha getirdi arkadaşlar. Hem de Kopenhag'da getirdi. Tesadüfe bakın ya. Parken Kopenhag'da bir tane de UEFA Kupası geldi. Vay be. Fatih Terim bir UEFA Kupası daha getiriyor arkadaşlar. AYK da iyi çıkmış, helal olsun oraya kadar. Evet. Kazandık Türkiye Kupası'nı. Evet, son maçımız Bursaspor. Evimizde oynuyoruz. Kadroyu temizleyelim. Süremize bakalım. Bu maçı da oynayalım. Sezonu kapatalım arkadaşlar. 20 bölümde bitirdik sezonu. Evet, böyle devam. Ligde de namalip şampiyon olmak istiyoruz. 3 beraberliğimiz var. Fenerbahçe'nin 102 gollük rekoru da tarihe gömüldü. Fenerbahçe'nin 103 gollük rekoru. Özür diliyorum. Fenerbahçe'nin 103 gollük rekoru tarihe gömüldü. Bir de namalip kapatırsak kimle oynuyoruz? Bursaspor evimizde. Bursaspor zaten iddiasız herhalde. İddiası ama yok ya. Adamlar zaten 10 puan Fener'den geride, 4 puan Beşiktaş'tan yani. Dördüncülükleri garanti arkadaşlar. Esas bizim hani hedefimiz var. Namalip kapatmak gibi. Evet, kuralım. Chiotis. Bülent sakat, Cicu ile Kufre'de cezalı maşallah. Yani defans oluşturamıyoruz ya. West, Alpay. Emre aşık oynasın. Büyük kaptan olaydı, oynatırdık ama. Suat Kaya. Cicu yok çünkü. Sergen. Bakırcıoğlu, yorgun musun hala? Son maçını oyna zaten. Bundan sonra istemesen de dinleneceksin uzun bir süre. Yani Dünya Kupası'na giderse bilmem, oynatırlarsa İsveç alır mı bilmiyorum. Sergen. Evet. Hasan oynasın. Ali Sami'nin de son maçına çıksın. Ya bu sezonun son maçına taraftar karşısında. Tuncay sakat. Ayhan Bakırcıoğlu. Çünkü namalum kapatmak istiyorum. Serkan ters yaptık. Ümit Karan, Serkan. Evet. Kerem. Emrah, Hakan Ünsal olsun bu sefer arkadaşlar. Faruk, Altıntop. Berkant ne durumdasın? 69. Adamı son maçta oynatalım dedik. Yine de alacağım ama ya. Berkant, Hasan, Kabze. Evet. Böyle çıkacağız. Ama antrenmansız seni çıkarmam. Antrenmana çık. Yetişebilirsen oynatırım. Kondisyonun düzelirse oynatırım. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanacak? Roma mı, Lazio mu? İtalyan temsilcileri. Zaten 40 dakikayı geçtik büyük ihtimalle. 50 civarında biter arkadaşlar. Son 20. bölümde biter. 20 bölümde bitirdik sezonu. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla. Umarım keyif almışsınızdır. Roma'ya gücümüz yetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde. Neyse, bunlarla uğraşacağım arkadaşlar. Şimdi o zaman kaybetmeyelim. 7.5 istiyorlar. Şimdilik cancel diyelim. Paramız ne kadar ki? Oo, 30.5'a çıkmış Şampiyonlar Ligi sağ olsun. Bilmiyorum, Kemal'i düşüneceğim. Daha ucuza alırım büyük ihtimalle. Tuncay bu arada geri döndü. Tuncay'ı kadroya alsak mı? Oynatalım ya, Ayhan yerine Tuncay olsun. Evet. Devam edelim. Ankara Gücü Fener'i yendi. Ankara Gücü iyi zaten ya. Yani oyunun iyi Türk takımlarından biri arkadaşlar gerçekten. Ve biz iki maçta da 3-2 yenmişiz. İlk maçta ne yapmışız ya? Merak ettim. O da 3-2. O da 3-2. Bu kadar olur ya. Tesadüfe bakın. Bütün maçlarımız 3-2 bitmiş Ankara Gücü'yle. Ligde kaçıncılar? 8.'ler. Ortalarda. Vay be, Göztepe 2. bitirdi ligi ya. Helal olsun adamlara. Göztepe valla 20 galibiyet. Bir tane daha kazanırlarsa 72 puan. Ya şampiyonluk sınırı da neredeyse. Bizim performansımıza bakmayın yani. Şampiyonluk sınırı oluyor 72 puan. Helal olsun. Beşiktaş çok kötü sezon geçirmiş. Neredeyse kazandıkları kadar kaybettikleri maç var yani. Averajları 0. 51-51. Evet, son maçlar. Evet, Dursa Denizli kovuldu Aziz Yıldırım tarafından. Ersun Yanal gelebilir. Ne yapsak hep? Like, ikinci sezonda Fener'le mi oynasak arkadaşlar? Fener'li CM severler. Ne yapalım? Evet. Yorgunuz biraz ama son maç artık. Dişinize sıkın. Berkant sakatlanabilir arkadaşlar. Berkant'ı almayacağım. Sen şeylerle çalışmaya devam et. Neredesin? Sen artık hazırlık maçlarında falan filan değerlendireceğiz. Gençlerle çalışmaya devam. Ayhan alalım ya. Evet arkadaşlar. West Lakaya kaptan. Hasan Şaş olsun mu? Influence 9. Suat olsun ya kaptan. Evet. Bu arada bir dakika, penaltıcımız bizim. Penalty takers arkadaşlar. Ümit Karan bizim penaltıcımız ya. Ümit olmazsa Serkan, Serkan olmazsa Sergen. Ben böyle olmasını istiyorum ya. Penalty taker. Gittik kendi kendine şeye kullandırdı ya. Serkan'a kullandırdı kupa maçında arkadaşlar. Defans, kısa pas, kontra atak. Valla buraya kadar gelmişken namalip kapatmak istiyorum yani. Bir sürpriz yaşamayız inşallah evimizde. Hasan Şaş, Tuncay. Ah, kurtardılar. Tuncay çok etkili oynuyor ya. Bu adam çok iyi olacak arkadaşlar ilerleyen senelerde, eminim yani. Önümüzdeki sezon bile daha iyi işler yapabilir. Bayağı baskılıyız. Ümit Karan dışarı attı. Defans kısa ve topun arkasına adam bırakmaya devam ediyorlar. Evet. Saula Ümit Karan'ı çenesinden ittirdiği için kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldılar. Ama devre golsüz bitti. Hücum oynuyoruz değil mi ya? Tatile mi çıktınız? Ne yaptınız arkadaşlar? Şuna bakın ya. Herkes 6 oynuyor. Alırım Faruk valla Sergen. Ona göre. Ümit Karan dışarı attı. Ümit Karan. Frikik kazandık. Serkan topun gerisinde. Serkan Aykut barajdan döndü. Dakika 62, gol yok. Evet, Sergen gol yok dediğim anda Sergen'in golüyle, o Suat'ın golü, özür diliyorum. Sergen asisti yaptı herhalde. Evet. Defans kısa pas. Razı oldu onlar herhalde. Yine de gol yemeyelim tabi. Kondisyonlar. Sergen Bergen ölmüş. Favru alalım ya. Oynasın çocuk. Favru aldık. arkadaşlar. Hakan Ünsal ne yapabiliriz başka? Kondisyonu kötü olanlara bakalım bence. Bakırcıoğlu 76, Alpay 77. Yok. Tamam. Dakika 84. Birkaç adam baş çıkalım. Hasan Kabze girsin Serkan yerine. Az da olsa oynasın gençler. Ümit Karan topladı koşsun. Bir adam daha çıkaralım. Hamit'i mi alalım ya? Tuncay'dan memnunum. Tuncay çıkmaz. Şöyle yapabiliriz ya. Bakıcı olduğunu sağa atalım. Hamit girsin. Hasan'ı yeme. Nerede Hasan Şaş? Evet. Hasan Şaş çıktı. Tuncay ile çıkmaya başlasın. Böyle devam edelim. Evet. Fırkı kazandıra. 3 dakika uzatma. Son dakika yemeyelim. Evet. 1-0 kazanıyoruz. Kendimizi fazla kasmadık arkadaşlar. İstatistik olarak ama iyiyiz oldukça. Evet. Ligi namalip şampiyon tamamlıyoruz. Fener Antep'e yenilmiş. Hocasız çıktı maçta. Erhan Albayrak bize gelecek biliyorsunuz. Erhan golünü atmış. Fener'in maçına gireceğiz. Yanlış girdik. 6.91 sezon ortalaması. 4 gol 3 asist. Gayet güzel. Bu adamı ben seneye çok iyi kullanırım arkadaşlar. Evet, Watt'ten Shade, Hamit Altıntop 10 lig maçı oynadığı için $130.000 pay almayı hak kazandı. Adamlar sezon bitti, daha yeni alabiliyorlar. 10 maça yeni çıktığı için Hamit. Oo, Antep kurtarmış arkadaşlar. Düşmeden istemezdim. Antep bu oyunun iyi takımlarından biri ya. Kıl payı kurtarmış Antepspor. Yani böyle niye böyle kötü gittiler ben. Böyle bir de çok enteresan ya. Fener'i yenemeseler düşüyorlardı ya. Adamlar deplasmanda Fener'i yenemeseler düşüyorlardı. O da enteresan. Son maç Kadıköy'de Fener'i 1-0 yenip Erhan Albayrak. Tamam, Bosman'la bize geliyor ama adam takımını kurtarıp gitti yani. Adam hakikaten takımını küme düşmekten kurtarıp son maçına çıktı arkadaşlar. Bu da yani dramatik bir andır bence. Evet, 34 maç 31 galibiyet 3 beraberlik. Yenilgi yok. 106 gol attık, 31 gol yedik, 96 puanla lider tamamlıyoruz. Çok abartılı gelebilir çoğunuza belki. Yani abartılı bulabilirsiniz ama her şeyi doğru yaptık arkadaşlar. Yani ilk iki bölümü sırf yani teknik taktik ayarlara ayırdık. Koç seçimleri. Sezon planlamasını iyi yaptık. Yani kadroyu ne fazla şişirdik ne de çok daralttık. Doğru işler yaptık. Uyumlu adamları aldık. Hücum gücünü daha çok Türklerden oluşturmaya çalıştık arkadaşlar. Yani Chiotis, West gibi kilit defans adamları aldık. Cicu, Kufre gibi. Rotasyona tabi tuttuk. Yani güzel bir sezon oldu arkadaşlar. 19 Mayıs itibariyle bitti. Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Hedeflerimiz doğrultusunda zaten sezon başı hedeflerimizle uyuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final diyorduk. Yarı final oynadık. Roma'ya maalesef kaybettik 3-0. Yani bir gol bulabilseydik burada. Roma çok güçlü. Evimizi 3-2 yendik ama yanlış bastım. Nerede Roma? Evimizde 3-2 yendik. Hatta Tuncay'la 2-0 öne geçtik. Umutlandık ama Emerson öyle bir anda gol attı ki. Nasıl atmış golü? Onu da merak ettim. Maç raporundan bakalım. Kandela frikten ortalamış. Hani Kandela yoktu. Allah Allah. Adam sakat mı oynatmışlar? Kandela ortalamış. Emerson kafayla duran toptan atmışlar. Zaten 2-1 olunca işin rengi belli olmuştu. Ondan sonra iş bitti zaten. Totti attı. Hasan Şaş. 3-2 kazandık. En azından kazanarak veda ettik. Şeylere bakalım son olarak. Değerler. Ümit Karan en değerli adam şu anda. $12 milyon. Gol sayıları. Ümit Karan 33 gol. Serkan 31 gol. Yani forvetlerimize helal olsun. Gerçek. Gayet verimli bir sezon geçirmişler. Zaten çift forvet oynadık biliyorsunuz. 3-5-2. Bakırcıoğlu 25 gol. Tuncay 14 gol. Evet, gol yolları iyi. Sergen 10 gol atmış. Asistlere bakalım. Tunca 17 asist muazzam. Serkan 14 asist. Aferin hepinize. Bir de ortalama puanlara bakalım. Ümit Karan 8.08. Sezonun en iyi oyuncusu olmuş Galatasaray adına. Serkan, West, Tuncay takip ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bitti ilk sezon. 20 bölüm. Daha da fazla lak yapmayalım. Bir saate yaklaştık tahminim. Hedeflerimize ulaştık. Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha üstüne çıktık hedeflerimizin. Güzel oldu. Bu arada Türkiye'de dünya çapında olarak ilk sıradayız. Dünya çapında da 83. sıraya çıkmışız arkadaşlar. Dünya sıralamasında. Capello birinci oldu. Şey ne zaman? Onu da bir madem şey yapalım ya. Şampiyonlar Ligi kim kazanacak onu da öğrenelim. 22 Mayıs öyle son veririm arkadaşlar. 3 gün daha ilerleyelim. UEFA'yı Milan kazandı. Fatih Terim önderliğinde. Kopenhag Parken Stadı. Tesadüf. Artık tesadüf diyorum yani. 2 sene sonra yeriden Fatih Terim UEFA Kupası'nı kazandı. Bu sefer Milan takımıyla. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ne kim kazanacak? Lig şampiyonları kim olmuş? Onlara bakalım. Sonra vedalaşalım arkadaşlar. 20 bölüm oldu. Güzel oldu. Bir sezonun kariyer oynadık. Yani sizden gelen ilgi ve talepler doğrultusunda yani ikinci sezonu çekmeyi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Eğer yoğun ilgi gelmezse kendim çekip oynayacağım yani. Paylaşmayı düşünmüyorum. Bakalım duruma göre. Yani çevremden de bir hani talep gelirse çekebilirim. Bu medyada ancak bizim harcadığımız para yazıyor. Ben de o zaman size buradan bunu göstereyim. Nerede? View. Transfers. 11,5 milyona da adam satmışız kardeşim. 20 milyon harcamışız sadece. Bu kadar başarı elde ettik ya. 30,5 milyon dolarda paramız var. Ramza Adeli niye ben short listimi almadım ki bu adama? Ha ben izlettirmiştim arkadaşlar. Doğru. Özür diliyorum izlettirmiştim. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi kimin olacak? Roma mı Lazio mu? Oyunun en güçlü takımlarından ikisi. O Roma kupayı aldı. Çoğu oyunda olduğu gibi, çoğu kariyerde olduğu gibi Roma kupayı aldı arkadaşlar. Vay be. Evet. Ligleri kimler kazanmış? İngiltere'den başlayalım. O Arsenal ipi göğüslemiş 4 puan farkla. Arsenal Thierry Henry 49 maç 28 gol atmış. Manchester ikinci. Ipswich'te çok iyi bir sezon geçirmiş. 3. bitirmişler. İtalya. Roma'dır. Kim olacak? Roma 10 puan farklı. Adamlar hem ligi aldı hem Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Normal olacağı üzere. Montella az gol atmış ya. 19 gol atmış. Batistuta 31 gol maşallah. Totti 12 gol 16 asist. Bizi de zaten dağıttı maalesef. Hollanda PSV'dir. Evet PSV açık ara fark. 15 puan farklı. Ligi kazanmışlar. Almanya o Dortmund 8 puan farkla Bayern Münih'i geçmiş arkadaşlar. Dortmund şampiyon olmuş. İspanya. Vay be helal olsun adamlara ya. 6 puan farkla Athletic Bilbao La Liga'yı şampiyon bitiriyor. Gerçekten de Deportivo şampiyon olmuştu. Bu sefer o çıkışı Athletic Bilbao yapmış arkadaşlar. Başka var mı önemlilik? İskoçya Celtic'tir zaten her türlü. Yani bu ne ya? Adamlar bizim performansımıza yarışmışlar yani adeta. 38 maç 103 puan. Yani diğerleri çok önemli değil. Bir de Portekiz'e bakalım son. O Porto almış. 8 puan farklı. Sporting'de Jardel kaç gol atmış merak ettim. Of 43 maç 40 gol. Vay be. Ama şampiyonluğa yetmemiş. Cesar Prates. Bu da Galatasaray'daydı. Quaresma. O zamanlar 18 yaşında. Ne yapmış istatistik? Oynatmamışlar ki. Neyse arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. 20. bölüm itibariyle kariyer videolarımız şimdilik sona erdi. Dediğim gibi bir talep gelirse, istek gelirse çekeceğim. Burada ayrı kaydediyorum. Can Baba Galatasaray End of First Season. Şu İngilizce olarak yazalım. 1. sezon sonu. Bu fix olarak kalacak arkadaşlar. Fix. Buna hiç dokunmayacağım. Yani sizden gelen talepe kadar. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Çok dramatik maçlar oynadık. Yani gol diyalosu şeklinde geçip kazandığımız bir dolu maç oldu. Evet buraya kadar. Abdülkader Keita ile sizlere veda ediyorum sevgili gençler. Kendinize iyi bakın. Ya öyle kanalıma abone olun falan demeyi ben sevmiyorum. Yani siz bilirsiniz öyle bir takıntım yok. Ya şu anda zaten çok bir abonem yok. Kanalı yeni açtım. Yani bu oyunu sevenler, izlesinler, zevk alsınlar, nostalji olsun diye. Ama ya şey yazabilirsiniz yani en azından. Hani yorum falan yazabilirsiniz. Hani benden beklentiniz konusunda. Hani yeni sezon çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Yani öyle hani videomu beğenin, abone olun, öyle beklentim yok, benim takıntım da yok. Ama yorum yazın arkadaşlar, hani sezonla ilgili görüşleriniz, keyif aldınız mı? Hani ne düşünüyorsunuz? Lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu, çok rahat şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, ikinci sezon videosu çekip, kariyer yapıp video çekip mi? Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapın sevgili gençler. Görüşebilmek ümidiyle diyeyim. Bu size bağlı. Bakalım. Hoşça kalın.